Herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün sizlere Jandarma Genel Komutanlığı Muazzaf Sözleşmeli Astsubay Alımı Fiziki Yeterlilik Sınavında uygulanan parkuru anlatacağız. Parkuru kurma imkanımız olmadığı için burada sizlerin çok işine yarayacak önemli noktalar üzerine duracağız. Öncelikle parkurumuz 29 metreye 14 metre genişliğinde toplam 7 istasyondan oluşmakta. Başlangıçtan bitişe kadar 72 metre uzunluğundadır. Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süre ölçeriyle yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az 3 metre genişliğinde olacaktır. Yapılacak hareketlere, yani istasyonlara geldiğimizde, öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyon tarafından ismi okunan aday, komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelecek ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru dönecektir. Aday başla komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. Birinci etap olarak aday jimnastik tahtası üzerinden 5 kez sağa sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir. Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 saniye ilave edilecektir. Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden bir tanesini bile nizamiye olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenecektir. İkinci istasyonumuz olan lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden sağ ayak sağ lastiğe, sol ayak sol lastiğe basarak geçecektir. Her bir lastik için içine basmadan geçmenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inç, yaklaşık 40 cm olacak. Lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır. Üçüncü istasyonumuz olan ağırlık taşıma etabında erkek adaylar için 15-15 toplam 30 kilogram ağırlığındaki, kadın adaylar için ise 10-10 toplam 20 kilogram olmak üzere iki kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya tekrar bırakacaktır. Ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 saniye, dubaların arkasından dolaşmamasına da yine aynı şekilde 1 saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalarda ağırlık taşımayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılacak ve diskalifiye edilerek elenecektir. Dubalardan herhangi birini deviren ya da dubaların dışından dolaşmayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 saniye ilave edilecektir. Dördüncü istasyonumuz olan sağlık topuna dokunma etabında adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 saniye ilave edilecektir. Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak, sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan ve sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak 6 saniye ilave edilecektir. Beşinci istasyonumuz olan takla etabına gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelecek, yer minderinde öne doğru bir defa takla atacaktır.
Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan, dubanın içerisinden geçen adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 saniye ilave edilecektir. Dubayı deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine yine 1 saniye ilave edilecektir. Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir. 6. istasyonumuz olan slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanacaktır. Her bir eksik geçiş ve her bir devirip düşürdüğü çubuk için adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 saniye ilave edilecektir. Slalom çubuklarının bir tanesinin bile etrafından nizami dolaşmayan veya direkt geçen aday diskalifiye edilecektir. 7. istasyonumuz olan engel etabında 4 adet engel üstten alttan üstten alttan olmak üzere geçilecek ve koşarak bitiş noktasına gelindiğinde parkur tamamlanmış olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine her hata için 2 saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi ya da yerinden çıkarması ceza süresi alma sebebidir. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizamiye geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenecektir. Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte scoreboard'da çalışmaya başlayan kronometre adayın bitiş çizgisine geçmesiyle duracaktır. Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi ya da herhangi bir nedenle dijital fotosolide kronometrenin durmaması halinde fizik yeterlilik sınavı komisyonu tarafından kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilecek ve bitiş süresi olarak yazılacaktır. Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapamayan veya yapmayan aday elenecektir. Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fizik yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir. Parkurun değerlendirilmesine geldiğimizde ise adayların başarılı sayılabilmesi için oluşturulan parkurdan erkek ve kadın her adayın 60 puan alması gerekmektedir. Cinsiyet ve yaş gruplarına göre değerlendirmeleri de farklılık göstermektedir. Şu an erkek adayların değerlendirme tablosunu görmektesiniz arkadaşlar. Tabloyu incelediğimizde 22 ile 29 yaş arasındaki erkek adayın 100 puan alabilmesi için parkuru 40 saniye ya da daha kısa sürede, 60 puan alarak başarılı sayılabilmesi için ise 56 saniyede bitirmesi gerekmektedir. Eğer 22 ile 29 yaş arasındaki erkek aday parkuru 57 saniyede bitirirse elenir arkadaşlar. Kadın adayların değerlendirme tablosunu incelediğimizde 22 ile 29 yaş arasındaki kadın adayın 100 puan alabilmesi için parkuru 45 saniye ya da daha kısa sürede, 60 puan alarak başarılı sayılabilmesi için ise 61 saniyede bitirmesi gerekmektedir. Eğer 22 ile 29 yaş arasındaki kadın aday 62 saniyede parkuru bitirirse elenecektir arkadaşlar. Yaş gruplarına göre parkuru kaç saniyede yaparsanız ne kadar puan alırsınız buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu yararlı bulduysanız beğenip yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konuları videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.